Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 2017 100 ara sınav soruları. Çözüm videosu. Soru 1. El Müslimu yasdugu daimen. El Müslimu Müslüman yasdugu sadaka yasdugu. Sadıktır. Sadık olur. Daimen. Daima sadık olur. Doğru sözlü olur. El Müslimu müptedadır. Yasdugu fiildir. Faili gizli zamir olan hüvedir. Daimen, sürekli. Bu da meful zarf olmakta. Zaman belirdiği için. El Müslimu müpteda. Peki bu durumda haber nedir? Haber yasdugu fiili ve gizli zamir olan hüve. Yani fiil, fail birlikte bir fiil cümlesi olarak haberdir. Dolayısıyla E şıkkı doğru olacaktır. Müfret olamaz. Yasdugu müfrettir. Tesniye değil, cemiye değil. Buradaki müfretten kastedilmiyor. Müfret yani cümle değil, bir cümle değil demektir. Oysa bu cümledir. A şıkkı bu yüzden yanlış. B şıkkı zarftan oluşan şıkkı. Zarfı biz yani zarftan olabilir mi? Zarf mıdır? Zarf da değil. Bir de ne diyor? Şibih cümle. Şibih cümlenin kısımlarından biri zarf, diğeri harfi cerren mecrurdan oluşmak. Şibih cümlesini A ve B olarak ayırabilirsin. A zarftan oluşan, B harfi cerren mecrurdan oluşan diye ayırabilirsin. Zarftan demiş, ortada zarf yok. Şurada zarf var. Zarf bu şekilde değil ama. Yani bu şekilde sadece bir zarfı görerek haber olduğunu iddia edemeyiz. Zaten bir yerde fiil cümlesi varsa haber o olmalıdır. Zarfı haber olarak tayin edemeyiz. C harfi cerle mecrurundan oluşan şibih cümle diyor. Harfi cer yok ki mecrur olsun. D isim cümlesi diyor. İsim cümlesi şöyle. El Müslimu mübteda yasdugu fiil fail birlikte fiil cümlesi olup sonuç itibariyle burası bir isim cümlesi oluyor ama isim cümlesinden haber oluşmuyor. Burası komple bir isim cümlesi. Aynı zamanda içerisinde fiil cümlesi barındırıyor. O da yasdugu fiil ve gizli zamir fail. Sonuç olarak fiil cümlesi haber olmaktadır. Peki belki el Müslim'i ben haber olarak düşünüyordum. Bunun müpteda olduğunu nereden anladım ben? Diye de düşünebilir. Yani bu soru üzerine çok daha uzun konuşabiliriz. Ama bu kadar konuşmanın yeterli olduğunu düşünerek hemen sağ tarafa 6'ya geçiyorum. Cümlesinde yer alan altı çizili fiilin babı aşağıdakilerden hangisidir? Etehaddesu. Etehaddesu. Bu işin pratik yöntemi nedir? Etehaddesu. Dalda şedde var değil mi? Etehaddesu. Tam olarak etehaddesu. Hemen etehaddesu diyorum kalıbı. Şimdi dalda bir şedde var. Öyleyse buradaki kalıplardan, rezinlerden ben yine şeddeli olanı seçtim. O da hangisi olur? D şıkkında. Tefe'u. Değil mi? Aynı şedde var. Bu kalıpları böyle gördüğünüzde hocam etehaddesu'da mesela ha var. Tefa'ül'de ha yok ki. Dal var, dal yok ki. Harfleri birebir aramıyor. Bunlar kalıptır. Buradaki te, fe, ayn, lam harfleri matematikteki x harfidir. Yani herhangi bir harf olabilir. Önemli olan ilk harfin fethalı, ikincisinin fethalı, üçüncüsünün şeddeli ve zammeli olması. Dördüncüye hiçbir hareket koymamışlar çünkü değişkendir. Ne olduğu önemli değil yani. Zamm olmuş, fetha olmuş, cezm olmuş. Her halükarda bu kalıptan sayılır. Etehaddesu. Burada hemze var, bunda hemze yok. Neden? Çekimle alakalı. Tefaül kelimesi sadece bir kelimeden, bir kalıptan oluşmuyor ki. Tefaül muzari fiildir. Tefaale, yetefaalu, tetefaalu, faale, yufailu, tufail gibi çeşitli kalıplar mevcut. Etehaddesu'ya baktığında da ben bahsediyorum demek. Yani burası birinci şahıstır. Nefs-i mütekellim vahde diyoruz buna. Ben manasındaki kalıptır. Tefaülde ise ben manasındaki kalıp değildir. Yani ana kalıp uysa da içerisinde çeşitli kalıplar var. Örneğin ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketebne hepsi nedir? Faile kalıbındadır ama kendi içerisinde çekim vardır. Fiil çekimiyle alakalı yani etehaddesu ben tefaül kalıbıyla asla
bağdaştıramadım, bu nasıl oluyor diye böyle çok kafası kurcalanan varsa, diyelim ki var, çok merak ediyor nasıl çözelim. Bu üniteyle alakalı, fiil çekimleriyle alakalı tahminimce, yani emin değilim de tahminimce 3 tane video çekmiş olmam lazım. Çünkü bu bablar bir ünitelik iş değildir. Bunları klasik Arapçada, yani medrese usulü Arapçada belki 5-6 ayda işleniyor bu tür şeyler. Yani sarf ilmine ait şeyler 5-6 ay sürüyor. Sen burada bir ünitede atıyorum 3 günde bunu geçersen bu iş olmaz zaten. 3 günde bu halledilecek bir konu değildir. Üzerine daha fazla düşünmek isteyen varsa örnek veriyorum. Sizin tercihiniz. Örneğin Bina kitabının tercümesini alabilirsiniz. Maksud kitabının tercümesini alabilirsiniz. Bunları ben yazmadım yani. Yüzyıllar önce yazılmış kitaplar. Çeşitli tercümeleri de var. Ama işin şu kısmı var ki tercüme kitapla Arapça öğrenilmez. Öyle bir durum da var. Ya şimdi çok konuşuyorum. Aklıma gelirse en sonunda konuşalım. Şimdi cevapları merak edenler var. Ben de çok genel konuşuyorum. Burada kalsın bu. Devam edelim. 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir? Bu esasen Arapça 1'in konusu değil mi? Arapça 1, ünite 1. Önce isim, fiil, harf tanıtılır. Daha sonra isim cümlesi, fiil cümlesi aktarılır. Bahsedelim bunlardan. Buna göre isim cümlesi olabilmesi için isimle başlamalı, fiil cümlesi olabilmesi için fiille başlamalı demiştik. Yani kitap öyle diyor, çok basit bir tanım ile. Tabii ki fiil cümlesi olmasına rağmen ilk kelime isim olabilir. Mef'ulü başa alırsan bu olabilir. Bunun da ifadesi daha önce yapılmış. Şimdi A şık. Fi harfi cer ile başlamış değil mi? Fi harfi cerri ile başladığına göre. Harfi cer neyin başında yer alır? İsmin başında yer alır. Demek ki burası isim cümlesi. Fiin sol tarafında isim var. Fi gördün mü direkt isim cümlesi diyebilmem lazım. Bu Arapça bir, ünite bir ile alakalı bir konu yok. Arapça bir ünite 7 veya 8 ile alakalı olabilir yani. Harfi cerler konusunda baktığımda orayla alakalı. Gerçi birinci üniteyle de alakalı. Birinci ünitede de isim, fiil yan yana tablo yapılmış ve demiş ki ismin başına harfi cer gelir, fiilin gelmez. Arapça 1'e bakın, ünite 1'e göreceksiniz. Aa, harfi cer var. Demek ki burası isim cümlesi. Direkt diyebilmem lazım. Zaten hangisi isim cümlesi demiş? Harfi cerli gördüğüme göre cevabı buldum. Bir tane daha isim cümlesi burada olamaz ki. Bir tane olabilir. Dolayısıyla diğer şıklarda zaman kaybetmenin bir manası da yoktur ve direkt 7'ye geçtik. İhmerra fiili çok meşhur bir fiildir. Çok meşhur bir kalıptır. Az önce bahsettiğiniz Bina kitabında işlenen bir kelimedir. Özellikle o kitabı Bina'yı işte okuyanlara yönelik gibi duruyor. Onlar yönelik değil elbette. Kitapta da var da. Yani onları o kitabı okuyan buna çok daha aşina olmuştur. İhmer, yahmer, ihmerar gelecektir. İhmerar nedir? B şeklidir. Evet, bu şekilde gelecektir. Benim binaya dair yani sarf ilmine, şu kalıplara, fiil çekimine dair çalışmam var. Yaklaşık belki 30 saat civarında çalışmamız var. Video kaydımız var. Onlar YouTube'da yer almıyor. Onları dileyenler bizlere ulaşarak sorabilir. 3. Aşağıdakilerden hangisinin haberi şibih cümle değildir? Yine müpteda haberle alakalı bir soru. Müpteda haber sorusu çıkar arkadaşlar. Çok doğaldır. Artık Arapça 3 okuyorsunuz. Bunları bilebilmenizi isterler. Şimdi A şıkkı. El-iyâdetu fit-tâbikil evveli. El-iyâdetu. Mana bilmeme gerek var mı? Hayır, gerek yok. El-iyâde müptedadır. Direkt belli. Ya devamında gelen harfi cer ve mecruru, bu da nedir? Şibih cümledir. Harfi cer ve mecruru şibih cümledir. Bunun adı bu. Dolayısıyla haberdir. Bitti. Hangisi değildir diyor. Demek ki bu aranan şık değil. Çünkü burada haber şibih cümle. El-iyâdetu müptede, fit-tâbik ise haber olmaktadır. El-evvel tâbıkın sıfatı, habere dahil değil. Allahu Allah nedir? Ma'a sabirine. Sabredenlerle beraberdir. Lafzıfullah müptedadır. Ma'a zarftır. Es-sabirin onun mecrurudur. Ma'a sabirin. Şibih cümle olarak haberdir. C şıkkı. El-hakku hak min rabbike. Rabbinden gelen. Rabbinden gelen hak. Haktır. El-hak. Hak nedir? Min rabbike. Rabbinden gelendir. Min harfi cer mi? Evet.
Rabbi onun mecruru, car mecrur, şibih cümle olarak adlandırılır. Zarf mecrur, şibih cümle olarak adlandırılır. Dolayısıyla bunlar şibih cümledir. D şıkkı. Hala bu nedir? Sıradun bir yoldur. Öyle yol ki müstakim, dosdoğru bir yol. Hala mübteda sırat haber olur. Hala bu nedir? Sıradun bir yoldur. Haber sırat. Müstakim ise sıratın sıfatı olmaktadır. Sırat nasıl haber? Müfret haberdir. Tesniye cemi değil yani. Yok, onu kastetmedim. Tesniye cemi ile alakamız yok. Fiil cümlesi değil, isim cümlesi değil, şibih cümle değil demek istedim. Sonuç olarak burada bir şibih cümle söz konusu değil. Nereden anladın? Bu sorunun çözümü kolay mı? Alttaki şıkkı da okuyun, üzerine konuşalım. Yani direkt soruyu çözümle geç yapmayalım. Üzerine biraz yorum yapalım. Bu şekilde gidiyoruz. O yüzden biraz fazla zaman alıyor. Zaman olmayan izlemeyebilir. Ne diyelim? Açıklayarak gitmek istiyorum çünkü. El-enfalu, enfal nedir? Lillahi, Allah'a aittir ve er-rasuli, onun rasulüne aittir. Enfal suresi de var. Enfal mübtedadır. Li harfi cer, Allahi onun mecruru, yani car mecrur burada haberdir. Enfal mübteda, lillahi haber. Er-rasul atfedilmiş, mübteda veya haber değildir. Şimdi şibih cümle değildir demiş ya, şibih cümlenin ne olduğunu sen bilirsen bunu çok kolay çözersin. Şibih cümle nedir? Harfi cer ve mecrurundan oluşan bir grup veya zarf ve mecrurundan oluşan bir grup, bir cümleciktir. Sen bu bilgiyi bilirsen E şıkkına bakarsın. Li, Allah, harfi cer var. Li. D'ye bakarsın. Bir tane bile harfi cer yok. Başka bir tane bile zarf yok. Aa, ne harfi cer var ne zarf var burada. Dolayısıyla burada şibih cümle yok. Direkt diyebilmen gerekir. C'ye baktığında min harfi ceri var. B'ye baktığında ma zarfı var. A'ya baktığında fi var, harfi cer. Sadece D'de bunlar yok. Tabii bunun için harfi cerleri yani az çok bir göz aşinalığı en azından oluşması gerekiyor. Belki ezbere bilmesek bile bir göz aşinalığı. Ben tabloda öyle bir harfi cer hatırlamıyorum diyebilmek lazım. Başka zarfları da az çok biliyorum. Mesela burada da bir zarf da göremiyorum. Nedir zarf? Ma'a zarftır, inde zarftır, vasat zarftır. Yani zarf nedir? Zaman bildiren veya mekan bildiren kelime. Bunlara zarf diyoruz. Hiçbiri olmadığından D şıkkı doğru olur. 4. İnfial babı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Babların özellikleri, alametleri ve alametuhu ve binauhu. Binası, yapı özelliğiyle alakalı bir soru. Dördüncü sorumuz. A şıkkı, müşareket içindir. Bu doğru değildir. B şıkkı, lazımı, müteaddi. Müşareket, ortaklık demek. Onu da söyleyelim. Ortaklık demek. B şıkkı, lazımı, müteaddi yapmak. Lazım, geçişsiz fiil. Müteaddi, geçişli fiil. Geçişsiz bir fiili bu kalıba aktarırsan ne olur diyor. Mutaaddiye dönüşür diyor. Aslı var mı? Aslı yok. C şıkkı mutavaat yani dönüşlülük içerir. Doğru mudur? Doğru. Kesertü züccaca fenkesere dalike züccacı diye kitaplarda yer alır. Dönüşlülük mutavaat içermektedir. İnfial babu. D. Renk ve özürleri mübalağalı anlatımı. E. Mutaaddilik alakaları yoktur. Nasıl çözelim? Babların yapı özelliklerini, binalarını ezberlersen çözersin. Hocam bir sürü bab var. Haklısın. Hepsini ezberleyememiş olabiliriz. Dolayısıyla bunu yapamamış olabiliriz. Diğerine geçelim. 8. Kal el müderrisü lit-tullabi nokta nokta nokta. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki emir fiillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? İmşu Meşa yemşi, yemşiyu, imşiyu, imşu. Şimdi ne var? Buradaki olay şu. Neye göre çözeceğim? Noktalı soruların sağına ve sonuna dikkat etmek gerekir. Olay bu. Kale dedi, fiildir. Kim dedi? El müderris, öğretmen dedi, faildir. Kime yönelik? Mefullabi, öğrencilere yönelik. Mefullu. Peki ne dedi? İkinci mefullu, kavlen mefullu. Yani kale dedi ya, ne dedi denilen şey de mefullu. Kalemle olur. Ne dedi? Dediği şey öğrenciler diyorum. Bak, öğrenci değil. Dullab kelimesinin çoğulu olduğunu bilmek zorundasınız. Arapça 3'e kadar geldiyseniz. Dalibun müfret. Dalibani dalibuna.
çekim var değil mi? Galibune, cem müzekker salim. Dullabun, bu da cemi mükesserdir. Kırık çoğuldur. Cümu'un teksir diğer adıyla. Kırık çoğuldur. Yani cemidir. Bana ne lazım? Buraya getireceğim kelime de cemi olmalı arkadaş. İmşi. İmşi der misin? İmşi ente yani. Sen yürü demektir. Öğrencilerden bahsediyorum. Ey öğrenciler yürü. Ey öğrenciler yürüyün. İmşi bayana yöneliktir. Ey erkek öğrenciler. İmşi kız yürüsün. Olmaz yani. Öğrencileri erkek öğrencilere yönelik söylüyorsan buradaki alamette onun özelliklerini taşıması gerekiyor. Dullabın özelliği bir, cemidir. İki, müzekkerdir. O zaman cemi müzekkeri seçmek gerekir. İmşine olmaz, imşiye olmaz. İmşine niye olmaz? Çünkü mühendisin cemisidir. İmşiye ise tesniyedir. Bize müzekkerin cemisi lazım. O da imşu olacaktır. Bir kere beş. Testekbilhu diye devam eden cümlede zevcuhu altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Bunlar çok kolay sorular. Yani bunları yapamama ihtimaliniz asla olmamalı. 8 de kolaydı, 5 daha da kolay. Neden kolay? Şu an Arapça bir öğrencisi bir arkadaş var. Kendisine özel ders veriyorum. Arapça bir de olmasına rağmen şu soruyu pat diye çözer. Çünkü sık sık yani sorular üzerinde durduğumuzda bakıyoruz. Bunlar çok kolay çözebiliyor. Neden çözebiliyor? Arkadaşlar fail merfu olandır. %90-95 gibi bir oranla fiilden hemen sonra gelir. Ve merfudur. Merfu ne demek? Bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Merfu ne demek? Mensup ne demek? Mecrur ne demek? Meczum ne demek? Fetha nedir? Tenvin nedir? Bunları bilmeden sınava zaten girmeyeceksiniz. Merfu kelimesi ötredir. Sadece ötre değildir. Kelimenin türüne göre değişen bir şey. Şimdi zevci kelimesi müfrettir. Müfret bir kelimedir. Bu şekilde müfret kelimelerin raf alameti, merfuluk alameti zammedir. Yani diğer adıyla ötredir. Ötre almış değil mi? Cim. Öyleyse bu kelime merfudur. Merfu ise faildir. Tüm merfular fail olur. Başka bir şey olamaz demiyorum. Merfu ne var? Naibu fail vardır, müpteda vardır, haber vardır, çeşit çeşit şeyler var. Ama burada tam fiilden sonra gelen merfu bir kelimeden bahsediyorum. O da fail olacaktır. Başka bir şey olamaz. Mesela merfu olamaz. Zevce, cimin fetha alması gerekir. Naibu fail olamaz. Testek bir kelimesinin meçhul olması gerekirdi. Müpteda olamaz çünkü burası fiille başlamış. Yani fiil cümlesidir. Haber olamaz çünkü tekrar edelim burası fiil cümlesidir. Fiil cümlesinde ne olur? Fiil, fail olur ve belki meful de olabilir. Durum böyle. Çok basit bir soruydu. Eminim ki çoğunuz yapmıştır. 9. A'rifu diye devam eden cümle Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisi diye. Yani bunu yapamama ihtimaliniz. Yani mantıklı olabilir. Diyelim ki yapılamadı. Yani bu nasıl kaçırdınız demiyorum. Kaçırılabilir. Evet, kaçırabileceğiniz birkaç soru var. Caddede çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan adamı tanıyorum. Parkta çocuklarıyla birlikte yürüyen adamı biliyorum. Bakın, biliyorum diyor, tanıyorum, tanıyorum, tanıdın, tanıyorum. Şöyle bir fark var. Yor almış. Bakın hemen bazı yerlere takılalım yani. Gözden kaçmasın. Yor eki nedir? Şimdiki zaman. Burada tanıdı, gördü, kaçtı, uçtu, anladı, baktı, değili geçmiş zaman kullan. Tanıyor, yor kullanmış. Şimdiki zaman. Biliyor, şimdiki zaman ama burada da bilmek var, tanımak var, tanımak var, tanımak var, tanımak var. Tek E'de bilmek var. Acaba bilmek mi, tanımak mı? Olaya oradan başlayabilirsin. Demek ki nedir? Tanımaktır. A'rifu, biliyorum değil, tanıyorum. Demek ki E değil. Peki tanıyor mu diyeceğiz? Şu C ve D'de olduğu gibi yorumu kabul edelim. Hatta A'da da var. Yorumu kabul edelim. B'de olduğu gibi değil geçmiş zaman. E'arifu muzari değildir. Muzari geniş zaman, şimdiki zaman ve bazı durumlara göre gelecek zamanı ifade edebilen bir fiildir. Yani mazi fiil değildir ki değil geçmiş zaman manası verebilelim. Dolayısıyla D olamaz. E'yi bilmek manası verdiği için eledik. B'yi dili geçmiş zaman manası verdiği için eledik.
Geriye ne kaldı? A, C ve D kaldı. Caddede çocuklarıyla beraber. C'de yolda torunlarıyla beraber. Yani cadde mi yol mu? Çocuk mu torun mu? Buraya da bakabiliriz. Eşşari'in şevari'in cemimkeseri şevari'in gelir. Cadde manasında olduğunu bilebilirsin. Veya evladı. Türkçe'de kullanılan velet kelimesi müfret, evlat, cemidir. Cemimkeser, kırık, çoğul. Bunu da bilsen, artık ikisinden birine yola çıkarak, yani cadde manasını bilsen, ne yaparsın? C'yi elersin. Değil mi? B zaten elenmişti. A ile D kaldı, cadde. Peki çocuk mu? Baktığında A'da da çocuklarıyla, D'de de çocuklarıyla yazıyor. Peki caddede çocuklarıyla birlikte alışveriş yapan adamı tanıyorum. Caddede çocuklarla birlikte yürüyen adamı tanıyorum. Yürümek mi, alışveriş mi? Sara, yesiru. Bunun mazisi sara fiilidir. Ecve fiil. Yesiru muzaridir. Ya ile başlamıştır. Sara, yesiru, seyir. Masları seyir gelir. Seyir halinde olmak verirse. Yani yürümektir arkadaşlar. Yürümek manası vereceğiz. Alışveriş yok ortada. Dolayısıyla D şıkkıdır. Kelimelerin manalarıyla biraz alakalıydı. Dolayısıyla bilememe ihtimalimizi mantıklı görebiliriz. A'rifu, bir okuyalım. A'rifu, ben tanıyorum. A'rifu, muzari fiil. Nereden anladın? Başında hemze var. Hemze fethalı. Her hemzeyle başlayan kelime muzari midir? Yok, değildir. Öyle bir şey demek istemiyorum. E, ke, le, hemzeyle başladı. Muzari mi? Değil. E, ha, ve, hemzeyle başladı. Muzari mi? Değil. Yerine göre olabilir ama. A'rifu, fiil muzari, nefsin tekellü mahde diyoruz. Birinci kalıp, ben manasına geliyor. Ben tanıyorum. Fail nerede? Ene. Ene burada fail olur. Buna göre er-racule mef'ul bih'tir. Mensup olması gerekir. Bu yüzden lama fetha verdim. Er-racule adamı tanıyorum. Ellezî öyle adam ki yesîru yürüyor. Yesîru fiildir. Faili hani? Hüve gizli zamir faili. Hüve o adam yürüyor. Nerede? Fişşâri'i caddede. Fî harfi cer eşşâri'i onun mecrurudur. Caddede yürüyen adamı tanıyorum. Peki kiminle beraber? Ma'a evladihi. Kendi çocuğuyla beraber. Ma'a zarf hatırladınız. Evlat cimimkeserdir. Cer alameti dağın estesi evladihi. Kendi evladıyla. Evlatlarıyla beraber gelir. Lerlar cimi çünkü. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıla cümlesi şibhi cümledir? Bakın sürekli şibhi cümle sorusu çıkmış. Bir şibhi cümleyi anlattık yani. Mübteda haber konusunda şibih cümlesini gayet geniş anlattığını düşünüyorum. Mübteda haber konusundan dair birden fazla bildiğimiz var. Ayetlerden çeşitli örneklerimiz var ve dileyene PDF'yi de yollamışızdır. Yani dileyen çıktı aldı ve ayetlerde de bu konuyu çeşit çeşit örnekleriyle gördü. Pekala 12. Şibih cümle neydi? Anlattık yukarıda. Harfi cer ve mecruru, zarf ve mecruru. Bazen sadece zarf da olabilir diyelim. A şıkkı. Ta'arraftu. Bir kere fiil bu. Burası fiil cümlesi dolayısıyla. Ale talibetu elleti ebuha tacirun. Ebuha onun babası nedir? Tacirun, tacirdir. Ebu burada mübteda tacir haber olur. Onu hemen söyleyelim. Tacir, müsret haber ama kişi bir cümle değil. Çünkü harfi cer ve mecrurdan oluşmamış. Zarf ve mecrurdan da oluşmamış. B şıkkına geldik. Safertu bi seyyarati. Safertu ben yola çıktım. Bi seyyarati otomobille beraber. Elleti o otomobil ki emamel beyti evin önündeki evin önünde bulunan taksiyle araçla yolculuğa çıktım. Safera mazi fiildir. Tu faal. Bir seyyaratı mef'ul bih'tir. Ba burada araç gereç manasına geliyor. Ünite 1'e göre anlatıyorum şu an. Arapça 1, ünite 7 olsa gerek veya 8 harfi cerler konusunda değiniyorum şu an. Ba harfi cerinin çeşitli manaları vardır. Sebep gibi, vasıta gibi, beraberlik gibi değil mi? Hatırlarsınız belki. Bir seyyaratı otomobil vasıtasıyla, aracıyla ba burada araç gereç manasında. Elleti o araç es-seyyara müennesse müsrettir. Bu yüzden elleti de müsretle müennes gelmiştir. Emam zarftır. Önünde demek. El-beyti mecrurdur.
Dolayısıyla zarf ve mecburdan oluşan bir haber söz konusu mu diyoruz? Şibih cümle bu şekilde gelmiştir. Bu nasıl bir şibih cümle? Bu elleti ismi mevsulünün, elleti ismi mevsuldür. Kendisinden sonra sıla cümlesi gelir. Sıla cümlesi görüyoruz ki emamel beyti şibih cümle olarak karşımıza çıkmıştır. Bir mübteda haber söz konusu değil burada. C şıkkı kara c k t b f t h mazi fil harace çıktı. Ben o kimse ki kara e okudu e derse dersi dersini okuyan kişi çıktı. Men şibi men isim mevsuldür. Ardından şibi cümle gelecek. Yani sıla cümlesi gelecek. Sıla cümlesi şibih midir değil midir? Kara e fiildir. Hüve gizli zamir. Faili e derse onun mefru bihi. Kara e hüve e derse fiil cümlesidir. Dolayısıyla şibih cümle değildir. Yani ne yapıyoruz? Evvela bir ismi mevsul bulacaksın. Sonra sol tarafını inceleyeceksin. Elleti, men. Burada ellati, daha aşağıda ellediğine var. Bunlar isim mevsuldür. Bunların sol tarafına bakacaksın. Ellati, saferne. Saferne, mazi fiildir. Hiçbir cümleyle bir alakası yok. Hocam ardından ilâ harfi cerri geldi. Geldi ama o ilâ harfi cerri ile mecruru saferinin meful olmaktadır. Çünkü fiille başladı cümle. Ellezîne amilû ve fail el vacibi onun meful bih olmakta. Yani yine bir fiil cümlesi geldi. Dolayısıyla şibih cümle gelmedi. Sadece emâme el beyt. Burası şibih cümledir. Bunları çözmekte zorluk çeken varsa harfi cerlere bir göz atsın. Bir de zarflara göz atsın. Ben zarflarla alakalı bir tabloda vermiştim. Kitapta daha fazla zarf verdiğimi hatırlıyorum ünite anlatımında. Soru 10. En uygun şekilde şu boşluğu nasıl tamamlarsın ama misal fiillerden diyor. Misal fiil neyin nesi? Hepsi misal fiil gördüğüm kadarıyla. Misal fiil. Evvela fiilleri ne yaparız? Sahih fiil, muter fiil diye ikiye ayırırız. Değil mi? Sahih ve muter. Muter nedir? İllet harfi alan fiil. İllet harfi olması gerekir. Misal fiil olabilmesi için faal fiilinde illet harfi olmalı. Yani ilk harfi illet harfi ile olmalı. İlk harfi derken yani orijinal harflerinden ilki. Ha, bunu da altını çizeyim şimdi. Farklı bablarda ilk harf olmaz. Yanlış bilgi olmasın. Pekala. Vesale. Vesalne. Vesalu diye devam ediyor. Vesaltu. Vesalne. Çekim resmen. Hepsi mazi değil. Ben ne yapacağım? El müsafiruna nokta nokta. Ne dedik? Noktalı yerlerde sağa sola dikkat et. Sağ taraftaki kelimenin özelliği nedir? Bana bunu kim anlatacak? El müsafiruna nedir? Cemi müzekker salimdir. Diyebildiniz mi? Diyebildiniz. O zaman bana aşağıdan cemi müzekker bir kelime bul. Cevap o. Vesale müfrettir. Vesanne bir kere müennestir. Cemi olmasının önemi yok. Vesalu, vesale, vesala, vesalu, ketebe, keteba, ketebu, nesara, nesara, nesaru, fetaha, fetaha, fetahu, cemi, müzekker, gaip kalıbıdır, değil mi? Vesalu, onlar ulaştılar. El müsafiruna, misafirler, vesalu, ulaştılar. Vesale, ulaştı. Misafirlerden bahsediyorum. Bir insandan değil, çoğul bir kelime. Ulaştı diyemezsin. Ulaştılar. Çoğul bir kelime olacak. O da nedir? Cimdir. Veya C'dir. 13. En uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Ade es-siyahu saferu ila İstanbul. Siyah neydi? Turistler olsa. Sayhun, siyah, turist, gezgin. En uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Manasının bir önemi var mı? Yok. Sen sadece kelimenin cinsini, türünü bil yeterli. Es-siyah müfret mi? Tesniye mi? Cemi müzekker salim mi? Cemi müennes salim mi? Kırık çoğul. Bunu anlayabildin mi? Diyelim ki anladın ne? Cemi mükesserdir arkadaşlar. Yani cemidir ya. Bana ne lazım o zaman? Cemi bir kelime lazım. Tamam peki müennes mi olsun, müzekker mi olsun? Müzekker olsun. Es-siyah saihun. El-saih müfredi budur. Yani müzekkerdir müfredi. Dolayısıyla cemisine de müzekker muamelesi yapmamız gerekiyor. Şimdi elledani tesniyedir. Elleti müfrettir. Elledi müfrettir. Ellediğine cemidir. Ellati cemidir. D ile E cemidir. Peki hangisini seçmeliyim? Es-siyah hemen müzekker dedim. O zaman müzekker olan D'yi seçmem lazım. Yani buradaki soru aslında nedir?
Bu soruyu çözebilmek için bir iki şey bilmek lazım. Ne? Bir. İsim mevsuller hakkında ne biliyorsun? İsim mevsulleri ezberledin mi? Çekim yapabiliyor musun? Elledi, elledani, ellediğine, elleti, elletan, ellati, ellevati diye. Çekim yapabiliyor musun? Müfredini, tesnisini, cemisini, müzekkirini, müennesini ayırt edebiliyor musun? Önce bu. Ayırt edebildin mi? Evet. Peki o zaman sol tarafta kelimenin cem mükesser olduğunu anlayabildin mi? Bunu da anlayabildiysen artık iki tane bu şeyi birleştirip çözmen gerekir. 11. La yekul el müslim cümlesindeki boşluğu aşağıdaki isim mevsullardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Yine bir isim mevsul sorusu karşımıza çıktı görüyorsunuz. La yekulu demez. Kim? El müslimu müslüman. Ne demez? Ma o şeyi ki ellediğine o kimseler o şeyler ki men o kimse ki kimse kişi zaten geldi. Ma o şeyi ki o konuyu ki la yef'aluhu onu yapmıyor. Yapmayacağı şey demez şeklinde. Dolayısıyla ma olacaktır. Çünkü bir şey bir ne diyelim cansız varlıktan ve bir konudan bir şeyden bahsetmiyor. Burada da ma olacaktır. Ellediğine cemi olur. Elledeyni daha doğrusu. Tesniyedir. Elleti. Ellediğine niye olmaz? Tesniyedir. Cümlede tesniye bir şey yok ki. Elleti neden olmaz? Müennes bir şey yok. El müslim müzekkerdir. Men olur mu? Men o kimse yok. Kimse zaten belli. El müslim bu kişi zaten belli. Ellediğine cemidir. Burada cemi yok. Geriye sadece ma kaldı. Yine bir isim nasıl sorusu idi. 14 hangisi illetli fiil değildir? İlletli fiil, sahih fiil bunların kısımlarını kesinlikle böyle çok iyi bir şekilde biliyor olmanız gerekir. A şıkkı. Sara ecveftir. İllet harfi ortadadır. B şıkkı. S-E-L. Aha, ortada var diyemeyiz. Ortadaki hemzedir. Hemze bir illet harfi değildir. Ortada ne var? Hemze var. Ortadaki elif değil. Dolayısıyla bu kelimeye mutel fiil muamelesi yapılamaz. Peki bena sonunda elif var. Elif illet harfi. Vaede başta vav var. Vav illet harfi. Şeka sonunda elif var. Elif illet harfi. Yani dolayısıyla B doğru olmaktadır. Güzel bir soruydu. Hemze ile elifi ayırt edebiliyor olmanız gerekir. Hemze ile elifin ayırt edilmesi yani çok kolay belki geliyor. Belki zor geliyor. Bilmiyorum ama ikisinin ayrımına dair kitaplar var. Yani Kitabul Hemze, Kitabul Elif çok geniş bir konudur esasen. 15. Boşluğu en uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Bayağı bu tarz soru çıktı. Bu kadar soru bu tarz yani çıkabileceğini doğrusu tahmin etmiyordum. Ben de şaşırdım. Şi mi gelir, diğerleri mi gelir? Yani artık buradan bir şey seçeceksin demiş. Manaca fiinin gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Diğerlerin manasını bilmen gerekir ki çözebilesin. Hani hiçbirinin hareketi de yok. Manayı da bilmiyorum. Bu soruyu da kaçırmış olsanız hani mümkündür diyebiliriz. Sorudan bir kısmı çok kolay. Bir kısmı için aynı şeyi söyleyemiyorum. Hani zor değil de birazcık mana bilmeniz. Konuya çok ciddi çalışmış olmanız gerekir. 18. Cümlelerin hangisinde naibu fail vardır? Naibu fail olabilmesi için cümlenin yani fiilin daha doğrusu meçhul olması gerekir. Bir fiilin meçhul olduğunu nasıl anlarım? Bunu konu anlatımında belirtmişizdir. Malum olabilmesi için şu şu harekeler, şu şu varsa meçhuldür diye ifade edilmiştir. A şıkkı e'da fiildir, el üstazı faildir. E'da malum fiil, dolayısıyla el üstaz fail olur, naibu fail olmaz. E'da verdi, e'da ve aslında değil mi? Vav vardı. Vav harfi elife çevrildi. E'da verdi, ef'ale kalalı. İf'al babından mazidir bu. El üstaz onun failidir, nitekim merfu olarak geldi. Ebbali be meful bihtir, katiben ikinci merfu. Üstaz öğrenciye bir kitap verdi. B şıkkı sellemtü. Selleme fiil to fail. Selleme malum fiildir. Dolayısıyla to fail olur. Naibu fail olmaz. Kime selam verdi? Aleyha. O kadına selam verdi. C şıkkı hüve. O e'da verdi. Ni bana kalemen. Bir kalem verdi. E'da nedir? Malum fiildir. E'da malum fiildir dedik değil mi? Evet, malum fiil. Ni meful olmakta. Fail nerede? Hüve, gizli zamir. Kalemen ikinci meful. D şıkkı
E'daytu, ben verdim. Hu, ona ne verdim? Kitabım, bir kitap verdim. E'daytu, e'da fi tu fail. Hu, meful bih, birinci meful. Kitaben, ikinci meful. Ben ona bir kitap verdim. Sıra E'ye geldi. Murra, murra. Direkt E'ye baksaydık da söylerdik. Murra, meçhul fiil. Neden? Malumu ne? Merra. Merra, malum. Murra, meçhuldür ve çok meşhur bir kelimedir. Murra bi Zeydin, yazar yani klasik Arapça kitaplarında. Murra uğranıldı. Kime? Bi Aişe'te, Ayşe'ye uğranıldı. Kim tarafından? Belli değil. Ali uğradı, Ayşe uğradı yazmıyor. Bak uğranıldı, uğrayan belli değil. Fiil meçhuldür. Dolayısıyla naib-i fail olarak Ayşe'yi almıştır. Ortada fail yok, naib-i fail var. Ba harfi cer, cer alameti olarak Ayşe kelimesine fetha verebildi, esre veremedi. Ayşe kelimesi mecrurdur. Lakin cer alameti fethadır. Çünkü Ayşe kelimesi gayri munsariftir. Neden gayri munsariftir? Çünkü bir, özel isim, iki, alemdir. Gayri munsarif konusu henüz işlenmediyse kafanızı buna bulandırmayın. İlgili ünite geldiğinde aktarılacaktır zaten. Anlattım yani. Ünite gelince izlersiniz. 16. En uygun şekilde nasıl tamamlarsın boşluğu? Boşluk tamamlama sorusunun sık sık sorulduğunu görmekteyiz. Setüsafiru sefen. Evet, setüsafir yola çıkacak esefen veya susun. Kelime ne acaba? Hani bilmiyorum ben bu kelimeyi çözemedim dersek ne yapardık? Bunu Arapça kreve de yazarak sözlükte online olarak aktarıp bulabiliriz de. Bu mümkün bir şey. Şimdi kelimeyi bilmediğimizi varsayıyoruz ve buraya yazıyoruz kelimeyi birebir. El, su, fener de burada. Böyle bir şeydi zannedersem. Yazdık sözlükten, baktık ki es-sefenu gemiler demektir. Gemiler yola çıkacak. Sin var başta. Muzayirenin başına sin dahil olmuş. Yani pek yakında, çok yakında gemiler sefere çıkacak. Yola çıkacak. Bunu en uygun olarak nasıl tamamlarız diye sorulmuş. Tulu'a şemsi. Güneşin doğuşunda. Güneş doğarken, güneş doğma zamanında. Küllül mesafeti. Zamanın hepsi. Tüm mesafeler. El bariha emsi dün çık dün çıkacak dün çıkacak olmaz. Kabile yevmin bir gün önce çıkacak. Kabile yevmin bir gün önce olamaz. Bir gün önce çıktı olurdu çünkü. Sin burada olduğu neyi gösteriyor bize? Sin bu olay henüz gerçekleşmedi. Çok yakında gerçekleşecek. O da nedir? Duru'a şemsi güneş doğarken sabah vakti gelecek zamandır bu. Dolayısıyla E şıkkı olacaktır. Bu neyle alakalı? Sinin muzarifi ile gelecek zaman kattığını bilmek, tabii ki buradaki kelimelerden de az çok manayı anlayabilmek ile alakalı idi. 19 numaralı soruya gelmiş olduk. Kânel hüccâcu yesteiddûne lil'âmeti. Cümlesinde yer alan altı çizgi kelimelerin eş anlamlısı aşağıdaki de hangisidir? Yani yesteiddûne. 19 numaralı soru. Yesteiddûne tahmin bu ki lil'âdet dönüş diyor. Dönüş için hazırlık olabilir. İsta'adde yesteiddu. İsta'adde hangi bab oldu? Adde ista'adde. Köküne bayağı inebiliriz. Adde muzaaf fiil. İstifa babına aktarıldı. İsta'adde mazisi muzaresi yesteiddu. Bu da onun cemisi yani. Yesteiddûne. Peki yesta'iddûne'nin eş anlamlısı hangisi olur? O da nedir? C şıkkı yeteheyyeûne. İlginç bir kelime değil mi? Yeteheyyeûne. Bu iki kelime eş anlamlı. Şimdi bunu sözlüğe yazdık. İsta'adde. Ara diyoruz İsta'adde'yi. İsta'adde görüyorsunuz ki karşımıza teehhebe olarak çıktı. Yani birebir ne diyeyim şıkta çıkan kelime olmuş oldu. Teehhebe istaadde. Aynı manadaki kelimeler. Ve manası burada çıkıyor. Hazırlanmak. Hazır olmak. Hazırlanmak manasına geliyor. Ara dediğimizde karşımıza çıktı. Teehhebe yani şey nedir? Kendini hazır etmek. İşte hazır olmak manasına gelir. Tamam. Mana böyle. Peki yani bu tamamıyla kelimelerin manasını bilmekle alakalı. Diğer sorulara kıyasen biraz daha zor olduğunu düşünebiliriz. 17 yine noktalı soru. Cümlesindeki boşluğu aşağıdaki naibi faillerden hangisi en uygun şekilde tamamlar?
Bu cihet. Reccehe vucihe. Meçhul fiildir. Bu cihet müennestir değil mi? Bu cihet ketebet kütibet kalıbıdır. Dolayısıyla buna uygun bir kelime getirmemiz gerekecek. Bunun için evvela ne lazım bize? Veccehe, vuccihe ayrımını yapabilmemiz gerekir. Yani veccehenin manası nedir? Sözlüğe gideriz. Vav'dan sonra cim lazım tam olarak. Şuralarda olsa gerek. Veccehe'yi bulmamız gerekiyor. Vecühe, vecehe, veccehe. Fiili bulduk. Veccehe seçkin, mümtaz kılmak, şeref vermek, kazandırmak, yüzünü çevirmek, yönelmek gibi manalara geliyor. Kullanıldığı harflerle alakalı mesela ila ile yönelmek, yollamak şeklinde kullanılıyor. Peki bu cihet yönetti. Neyi? İnayetuhu, dikkatini. Lil hayati camiati, üniversite hayatı için, üniversite hayatına yönelik diyelim, dikkatini yöneltti. İnayetuhu, dikkat. Peki tefkiruhu, fikrini yöneltti. Fikir, düşüncesini yöneltti. Ragbeta asla olamaz çünkü naibu fail merfu olmalıdır. Ragbete mensuptur. Ragbete mensuptur. Cuhdu azmini yönetti. Cuhdu gayretini yönetti. Yani gayret değil de dikkatini yönet. Dikkat kesildi manasında. İnayet kelimesi tercüme bakımından uygun olacaktır. Demek ki C ile D şıkkı İrab'tan elenir. İrab yönüyle onlara ediyoruz. Diğer şıkları da mana yönünden eledik. Aşağıdaki cümlenin hangisinde meşhur muzari fiil vardır diyor. Bu da sonuncu sorumuz. Tenşuru, tenşuru, neşara, yenşuru, tenşuru. Ne var? Malumdur. Yeh demu, hedeme, yehdumu diyelim. Bu da malum fiil olmaktadır. C şıkkı yu'addu. E'adde, yu'iddu, yu'addu. Meçhul fiildir. Şöyle açıklayalım. Adde. Sülasi mücerride. Adde. Medde. Ferra. Şedde gibi muzdarip bir fiildir. İfal babına aktarırsan medde e medde yu middu şedde eşedde yu şiddu adde e adde olur ve yu iddu olur. Yani ayn harfi esre ile yazılırsa malum olur, fetha ile yazılırsa meçhur olur. Şu an için aynda fetha görmekteyim, demek ki meçhul diyor. D şıkkı ersele mazi fiildir. Zaten burada muzari sormuşlar. Mazi olduğu için alakası yok. E şıkkı e'dafe yu'difu. Evet, yu'difu. Bakın E ile C zaten birbirine zıt. Bu iki kelimeyi gören ikisinden biri doğru olmalı. Çünkü ikisi birbirine zıttır. Burada görüyorum ki son harfin bir sağı esreli, son harfin bir sağı fethalı. İkisi aynı babtandır. E'dafe yu'difu ifal babından muzari. Yu'addu da ifal babından muzari ama ortadaki harfe bakıyorum, yani sonuncu harfin bir sağına bakıyorum. Fethalı olamaz. Esreli olması gerekir idi. Tamamıyla yine fiil çekimleriyle, bablarla alakalı, malumu, meçhul bilmekle alakalı. Zaten 20. soruymuş. Anlatayım biraz. Babları fiil çekimini bilmekle alakalıdır. Dolayısıyla Emsele Bina Maksut gibi klasik kitapları okumak, bunlarda biraz zaman geçirmekle alakalı diyebiliriz. Elbette tek bunlar mı yani? Başka kitap okusak olmuyor. Olur. Biraz dikkat yönetmek önemli burada. Diyor ya, bu cihet inayeti, dikkatini yönetti. Dikkat kesildi diyor. O şekilde olmak gerekiyor. Bunu çözebiliyorsanız kendi kendinize çözün. Olmadı çevrenizden Arapça ders alın. Olmadı videoları izliyorsunuz ama bunların altyapısı var. Altyapısı YouTube'da değil. Onlar daha saklı olarak durmakta. Onlar için bize ulaşabilirsiniz. Fiil çekimleriyle alakalı işte Bina, Maksut gibi klasik kitapları, videolu tık bu şekilde olduğu gibi kelime kelime anlattık. Dileyen onlar için de bizlere ulaşabilir ve bu şekilde tamamlamış olalım.